Aşkın önünde hiçbir engel duramıyor. Fethiye Bedensel Engellilerle Dayanışma Derneği önderliğinde Fethiye'de yaşayan Aysel ve Yusuf çifti dünya evine giriyor. Aysel ve Yusuf çifti yaşadığı mutluluğu FRT TV mikrofonlarına anlattı. Evet sevgili izleyenler, şu anda Down Cafe'de Fethiye Bedensel Engelliler Derneği Başkanı Sayın Cemal Akbuzay'la birlikteyiz. Bugün neden buradayız? Hafta sonu pazar günü Yusuf ve Aysel çiftimizin düğününü duyurmak için buradayız. Öncelikle başkanım, bize birazcık bu programdan, düğünden bahseder misiniz? Nereden çıktı? Arkadaşlarımız evlenmeye karar almışlar. Ben de dedim ne yapabilirim? Bir yola çıktım. Baktım çok insandan destek görmeye başladım. Aşırı derecede insanların duyarlılığını gördüm. Yani insanlar biz de tamam çorbada tuzumuz olsun dediler. Hani ki hiçbir kapıdan boş dönmedim. Sağ olsun yani barut otele gittim. Dedim balayı bu insanlara böyle güzel bir düğün olsun dedim. O ne demek dediler. Sağ olsunlar. Bütün oradaki çalışanlara da teşekkür ediyorum yani. Onlar da öyle bir destek verdiler. Ondan sonra Mehmet Köse, Altın Yıldız, o da damatlığı ne demek dedi, bizden seve seve destek oluruz dediler. Ondan sonra başkanımızın eşi, Alim Başkanımızın eşi Çiğdem Hanım, yanına gittik nasıl bir elbise falan derken, o dedi tamam elbise istediğiniz gibi hemen terziye şey yaparaktan bir elbise diktirdik. Oradan Sultan Pastanesi. Onlara söyledim. Onlar da ne demek dediler. Onlar da pasta kısmına destek oldular. Fethiye Belediyesi yine destek oluyor. Muğla Büyükşehir Belediye'miz de destek oluyor. Sağ olsun bizi kimse yani böyle bir günde böyle bir şeyde yalnız bırakmıyorlar. Fethiye'de bir ilke imza atıyoruz. Yani Fethiye Bedensel Engellilerle Dayanışma Derneği olarak güzel bir amacımız mutluluk, sevginin neleri başardığını göstermek. Yani bu güzel kardeşimizi de çok sevdiğim için bana söylediklerini sanki kendim evleniyormuş gibi içim içime sığmadı. Heyecanı halen yaşıyorum. Hani daha güzel böyle bir ne yapabilirim? Biz yani fikirler bir yerden geldik çaplamıza destek oluyor. Mesela yani inşallah aksilikler olmazsa hani bizim yine belediyemizin sanatçılarından Mustafa Selçukoğlu sağ olsun bize çok destek oluyor. Çok teşekkür ediyoruz ona. Yani biz de insanlara şunu diyorum, sevginin olduğu yer her şey olur, birlik beraberlik olur. Ve pazar günü herkesi bekliyoruz, bizi seven bütün dostlarımızı burada görmek isteriz. Düğünümüz saat kaçta nerede olacak başkanım? Düğünümüz burada olacak, Down Sendromlu Kafede. Saat 7.30'da nikah olacak, 7'de burada olacağız biz. Ondan sonra yani herkese diyorum ki pasta yiyelim, ondan sonra kalorilerimizi yakalım, oynayalım diyoruz. Seçeli bir düğün olsun. Evet başkanım, şimdi Fethiye'de bir imzayı, yani ilke imza atacağız dedik ama o ilkin altını açmadık. Ben bunu da açmak istiyorum. Çiftimizin tekerlekli sandalyede hayat mücadelesi verdiğini değinmek istiyorum ben. Çünkü onlarla da tanıştım sevgili izleyenler. İkisi de kalbi çok temiz, çok güzel insanlar. Aslında burada hayatını tekerlekli sandalye üzerinde devam ettirmeye çalışan insanların da sevebileceğini, aşık olabileceğini, yeri geldiğinde evlenebileceğini vurgu yapmak istedim. Ben o yüzden bu haberi özellikle tercih ettim ve yapmak istedim. Onlarla da birazdan sohbet edeceğiz ama ben başkanıma bu konuyu biraz açmasını istiyorum. Fethiye Bedensel Engelliler Derneği olarak aslında bu bir ilk ama devamı gelecek mi? İnşallah yani hani bu Fethiye'de insanlar bizim yanımızda olduğu sürece biz de daha güzel şeylere imza atmak isteriz yani. Çünkü böyle yani güzel şeylerde var olmak insana huzur veriyor. Biraz daha gençleştiriyor galiba. Ben genç kalıyorum o yüzden. Saçlarım da daha beyazlardan bugün başlamadı. Yani genç olmanın yani mutluluk diyorum. Ben de bir süreç yaşadım. Kanseri atlattım. Ciğerimin işte ikisini kaybettim ama yani işte mutluluğu öğrendim. Hastalıkta moralimi yüksek tutarak bir şeyin başardığımı gördüm. Yani gerçekten sevgi ve mutluluk her şeyin üstesinden geliyor. Bunun da gelmesi için biz de bu arkadaşlarımızdan daha mutlu olmaları ne gerekiyorsa onun için. Mutluluk insana yaşam kaynağı. Başka bir şey demiyorum. Yani ne diye denecek söz yok çünkü. Sevginin olduğu yerde sözün bittiği yerdir yani.
seven insanlar bir araya gelmişse, bizlere de ne düşüyorsa canla başla onu ortaya koymamız lazım. Teşekkür ediyorum ve ben pazar günü dünya evine gelecek olan çiftimize mikrofon uzatmak istiyorum sevgili izleyenler. Yanınızda Aysel Hanım var. Gelinimiz kendisi. Evet Aysel Hanım, neler söyleyeceksiniz? Nasıl hissediyorsunuz? Çok heyecanlıyız. Günler yaklaştıkça heyecan tavan. 4 gün kaldı. 5. gün inşallah. Dünya evine girmiş olacaksınız. Evet inşallah. Cemal'in dediği gibi, Cemal Başkanımızın dediği gibi ilk organizasyon olacak. Fethiye'de ben de böyle bir şey duymadım. Yaşadığım başka illerde de böyle bir şey duymadım. Biz Cemal'e dedik ki sadece Dağın Kafe'yi istiyoruz. Bize yardımcı olur musun? Gerisi bizde. Ama Cemal bize hiçbir şey bırakmadı. Herkese çok teşekkür ederiz. Nişanlım ve ben çok teşekkür ediyoruz. Biz bu kadar büyük bir organizasyonun altından başarıyla kalkabileceğini tahmin etmiyorduk. Herkes dediği gibi Cemal Başkan'ın elini cebine attı, çorbada tuzumuz bulunsun dedi. Bizi çok mutlu ettiler. Sevildiğimizi biliyorduk ama bu kadarını beklemiyorduk. Bu olayın bu kadar, biz daha önce konuştuk biraz önce, yayına geçmeden önce de kendisiyle konuştuk. Birazcık sohbet etme fırsatımız oldu sizinle de. Demiştiniz ki biz ara yerden evlenip çıkalım, kurtulalım bir nikahla. Peki bu işlerin buraya kadar geleceğini hiç tahmin edebilir miydiniz? Kesinlikle hayır, kesinlikle hayır. Korkuttu bizi başta. Hatta geçenlerde iş çığırından çıktı sanki. Sığacağız mı buralara falan dedik. Sonra Cemal'le konuştuğumuzda bizi çok rahatlattı. Dediği gibi birlikte beraberlikle 3-4 saat çok güzel geçecek. Çok eğlenceli olacak ve eminim aylarca konuşulacak. Bize muhteşem anılar kalacak. Sizlerin de sayesinde hem Fethiye duymuş olacak. Ya belki insanlar bizden biraz da örnek alır. Evlilikten korkan, aynen değil. Evlilikten korkan, cesaret edemeyen, sevgiye çok fazla inanmayan insanlara da belki örnek oluruz. Biz 4 yıldır yaklaşık beraberiz. 3 yıldır evlenmeye çalışıyoruz ama hastalıklar, pandemi oraya girdi. Zaman bu zamanmış. 5 ay önce netleştirdik, artık dedik ki evlilik yoluna girelim. 5 ay nasıl geçti hiç anlamadık ve 4 gün kaldı. Aşk hiçbir şeye engel değil, sevgi hiçbir şeye engel değil ama gerçekten istemek gerekiyor, korkmamak gerekiyor. Şöyle de bir şey var, karşı taraf yani partneriniz, nişanlınız, sevginiz, her kimse, o sizi buna inandırıyor, o çok önemli. Karşı taraftan o inancı alamıyorsanız korkuyorsunuz. Ama nişanlım bana 4 yıldır hiç o korkuyu yaşatmadı. Sonsuz inandırdı, o inandı, ben inandım. Hiç korkumuz yok. Kendimize de güveniyoruz, ailelerimize de güveniyoruz. Ailelerimizden aldığımız destek de önemli, az önce dediğiniz gibi. Evlenmekten korkan engelli çok çevremizde var. Ailelerin çok büyük fonksiyonu var çünkü. Ama bizim ailemizde engelli olarak görmediği için ailelerimize, bizlerin bir şeyler başarabildiğini gördükleri için bir gün bile endişe etmediler. Yapabilir misiniz, yapamaz mısınız endişesini hissettirmediler. Onların desteği çok önemliydi bizim için. Her saniye yanımızda oldular. Umarım diğer engelli aileleri de bunu düşünürler. Çünkü çok haklı onların korkusu. Karşı taraf sağlıklıysa ve kişinin ailesindeki o kişi engelliyse çok haklılar korkmakta. Çünkü çoğu insan korkarak yaklaşıyor. Acaba benim çocuğumla kullanacak mı, geçinebilecek mi, yarı yolda mı bırakacak? Ben o anlamda aileleri anlayabiliyorum. İnşallah onların da o korkuları gider, bizi görürlerse. İstenirse çok kolay aşılıyor her şey. Tabii ki zor ama aşılıyor. O zaman şöyle diyebilir miyiz? Burada aileler çok önemli. Çok, yani gerçekten çok. Çiftin birbirine olan sevgisini, güvenini, sadakatini görüyorlarsa arkalarında durmaları mı gerekiyor? Kesinlikle öyle. Çünkü iki kişiyle yaşanır dense de ailelerin fonksiyonu yadsınamaz. Türk ailesini özellikle biliyorsunuz. Hele ki engelli ailelerse, aileler destek vermediği sürece o engelli çift ne kadar birbirini severse sevsin mutlu olamıyor. Çünkü bir an eksik kalıyor. Ailelerle tamamlandığı zaman ömürlük çok güzel bir ilişki oluyor. O zaman son olarak sizden birkaç cümle daha isteyeceğim. Daha sonrasında damat beye mikrofonu uzatacağım. Fethiye halkını düğüne davet ediyor muyuz? Şu an bu haberi duyan, inşallah gönlü bizde olan herkes gelebilir. Hem halka açık bir düğün gibi olmuş oldu. Hem onlarda da güzel bir anı kalır. Davetiyelerimiz yetmedi, artık söz olarak duyuralım. Herkesi bekliyoruz. 2 Ekim Pazar günü sen de gel Dağın Kafe'de. 7-7.30 arası nikahımız var. Herkesi bekleriz. Teşekkür ederiz. Ben şöyle damadımızın yanına doğru gitmek istiyorum. Evet Yusuf Bey, pazar günü düğünümüz var. Neler söylersiniz, neler istediyorsunuz? Durum buraya nasıl geldi? Evet,
kızım buraya nasıl geldi, durum buraya geleceği belliydi. Yani organizasyon kadar, olarak bu kadar kaçamadı. Nasıl dedi? Bu kadar büyüyeceğini tahmin etmedik biz. Bakacağız, göreceğiz artık o gün. Neler hissediyorsunuz peki? Valla ben şimdi duygularımı dışa vurabilen bir insan değilim, kolay kolay. Daha o günü bekliyorum herhalde, bilemiyorum. Kızımızı alıyorsunuz ama bize. Kandırdı onu. Kandırma yok. Karşılıklı. Biraz önce de arkadaşlar, buradaki çalışan Down sendromlu arkadaşlarımız damadımıza tuzlu kahve içirmiş sevgili izleyenler. İçeceksin demişler ve damadımız da onları kırmayıp tuzlu kahve içmiş. Gerçi biz onu kaçırdık ama olsun, pazar günü bir daha içeriz. Olur, iyi olmasın. Olur mu? Buradan Fethiye'den yaşayan ve şu an sizleri izleyen izleyicilerimize son olarak neler söylemek istersiniz? Bekliyoruz. Ne bekliyoruz? Düğüne bekliyoruz. Tüm sevenleri de mutluluğumuzu paylaşmak isteyen herkesi nikahımıza, düğümüze bekliyoruz. İnşallah. Ve sizlere de teşekkür ediyorum. Evet sevgili izleyenler, pazar günü Sen de Gel Down Cafe'de saat 7-7.30 arasında Aysel ve Yusuf çiftinin, bu güzel çiftin Fethiye'ye bir, yani ilk imza, Fethiye'de bir ilki yapacaklar. Burada hep birlikte gelip buna şahit olalım. Bizler de burada olacağız zaten o gün. Hepimiz burada bu mutlu güne, bu mutlu ana şahit olalım. O zaman ben de kendi şahsımı da davet edeyim. Tüm bizleri izleyen izleyicilerimizi pazar günü Sen de Gel Down Cafe'de Aysel ve Yusuf çiftinin nikah töreninde, düğün merasimini sizlere de davet ediyorum. Hep birlikte burada bu düğüne şahitlik yapalım diyorum. Pastaları yiyelim, oynayalım. Pastaları yiyelim, oynayalım diyoruz. Aynen, kalorileri yakarız. Başkanımızın sloganı, pastaları yiyoruz, arkasından kalori yakıyoruz. Kalorileri de bitiyor yani.